Alçısı çıksın, aslanımı sünnet ettiriyoruz. Evet. Öyle mi? Ben de davetli miyim? Bir dakika bakar mısın? Nereden çıktı şimdi bu sünnet işi? Beyaz bitti bitiyor Eda. Aslanımı sünnet ettirmemiz lazım. Ben her şeyi ayarladım bile. Ya Yaman, yuva açılıyor. Onca işimin arasına niye sıkıştırıyorsun bu sünneti sen şimdi ya? Başını işlerinden kaldırıp biraz da çocuklarınla ilgileneceksin Eda Hanım. Artık iş hayatına atılıyorsun. Her ikisini de idare etmen lazım. Allah Allah. Lafı bana söyleyene bak. Oo baba, naber? İyidir aslanım. Kardeşini sünnet ettiriyoruz. Oo, en sonunda. Biraz daha bekleseydik baltayla kesmek zorunda kalacaktık. Erkek aslan olacak benim oğlum. Erkek aslan. Evet. Hadi ben çıkıyorum. Ha baba, ben de seninle geleyim. Nereye gidiyorsun oğlum? Arkadaşlarla buluşacağım. Ama o... Geç kalmam. Hadi bakalım koca adam. Geç bakalım. Görüyor musun? Bir de sünnet çıkardı başıma. Senin ne kadar yoğun olduğunun farkında. Bu işten yararlanacak, seni çocukların ihtiyacını arka plana atan kötü anne durumuna düşürecek. Ama boş ver. Sen evet de, biz bir yolunu buluruz arkadaşım. Anne, hem oyuncağım olacak hem erkek olacağım. Allah Allah. Ay, erkek ay. Mi olacaksın? Erkek misin sen? Evet. Of of. Nasıl gidiyor annenin işleri? Vallahi işler tıkırında. Kredi alıyor bankadan. Bugün yarın çıkar. İş yok, güç yok. Bu kadın nasıl alıyor krediyi? Oo, sen ne diyorsun baba? Personel alımları bile başladı. Ferit abiyi bugün anaokulun ilk çalışanı olarak işe aldı. Ne? Ben burada ineyim. Al bakalım. Sağ ol baba, görüşürüz. Görüşürüz aslanım. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Ya anca gelebildik abi, ne yapalım? Alın bakalım biralarınızı. Biralar Efe'den. Sağ ol. Efe zengin bu aralar ya. Afiyet olsun. Oğlum bana niye vermiyorsun? Sen içmezsin ki. Oğlum saçmalama ya. Ben babamla oturup karşılıklı içen bir adamım oğlum. İlk kopukta içmiyorum ama bugünün hatırına versen bir tane. Al. Attır bakalım bir kalite. Allah Allah. Baba, yaz bitiyor. Biz apartman dairesinde otururken mangal yapardık. Şimdi koskocaman bahçemiz var, mangal yapmıyoruz. Sen az önce kahvaltı etmedin mi? Şimdiden akşam yemeğini mi düşünüyorsun? Sonra bana diyorsun ki ben Niyazi gibi oldum. Baba, bahane uydurma. Yapalım işte bu akşam mangal. Ya kızım, çok önemli bir sunumum var bugün ya. Kızlarının da ete ve proteine ihtiyacı var baba. Hı. Ve sevgiye ve ilgiye. Allah Allah. Tamam, söylerim Safiye ablanıza. Alışveriş yapar, akşama yaparız. Oley. Sağ ol baba. Ama sadece aile halkını. Dışarıdan kimseye getirmek yok, tamam mı? Hı? Tamam. Tamam. Hah, geldi işte. Hadi öpücük. Önce öpücük önce. Ha. Hah. Hadi bakalım. Koş, 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 koş. Merhaba. Affedersiniz, affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Hayrola, nereye? Bankaya. Kredi çıktı da. Krediyi almaya gidiyoruz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Eda Hanım, köşk, inşaat, anaokulu, unut. Hepsini unut. Senin çok önemli bir kredin. Sunumun var. Allah'ım, kafamı toplayamıyorum ben ya. Baba ya, hala yakamadın mı? Açlıktan öleceğiz. Kızım, çıralar kötü. Ben ne yapayım? Hayır babacığım, yani yapamayacaksan söyle. Tavada yaparız. Ne münasebet? Allah Allah. Sen bana git içeriden gazete getir, koş.
Bolacağım zaten burada neredeyse. Çekil kızım, çekil çekil. Yanarsın. Anne biz neden içeride kutlama yapıyoruz? Koskoca bahçe var. Oğlum Oğuz Bey dışarıda mangal yakıyor. Bırakalım kızlar babalarıyla rahat rahat eğlensinler. Nerede yakıyor be? 4 saatte hala bir mangalı yakamadı. Benim babam olacaktı var ya. Şimdi niye İstanbul'u yakmıştı? Zahmet etme Allah'ım. Etlerin güzelliğine bak ya. Kokoreç yok burada. Sen çok seversin. Yok muymuş kokoreç? Oğuz abi. Bak gel inat etme. Kolonyayı getireyim şuradan. Ha? Uzatma kablosunu çekelim. Fönü dayayalım. Cayır cayır yansın ya. Sinirlendirme beni Ferit. Git bana çalı çırpı topla. Koş. Ya niye çalı çırpı topluyoruz? İzci miyiz biz? Çekil karşıma yıkıl. Abi ya vallahi bak fönü. Ferit çekil karşıma. Vallahi sinirlendirme beni. Çekil. Yanacak bu böyle. Bak abi gördün mü? Hiç gerek yokmuş yani. 2 dakikada oldu. Vallahi biz paslanmışız be. Ben bunu eskiden bir çırpıda yakardım. Buzdolabında şampanya var. Ne için o kutlama falan mı var? Kızlara sürprizim var. Tut şunu. Sen bak orada duruyorsun yanacaksın. Gel buraya. Ferit abi ya vallahi çok sağ ol. Sen olmasan ölecektik açlıktan. Hadi Ceren git salatayı getir. Tamam. Ah ah. Mangala hiç gerek yoktu. Ben bunu yüreğimde pişirirdim. Yanıyorum. Ferit, şunu babam bir duysa var ya, seni köşkün balkonundan aşağı atar. Köşkten aşağı atar. Bak ateş böcekleri topladım senin için. Oo Eda Hanım, mükellef bir sofra hazırlamışsınız. Hayırdır bir şey mi kutluyorsunuz? Kredi aldı ya bugün Oğuz Bey. Tadilat başlayacak, onu kutluyoruz. Benim de bir sürprizim var kızlarıma. Kutlama sayılır. Gelin birlikte kutlayalım. Yani siz içeride biz dışarıda olmaz. Holey dışarı çıkalım. Anneciğim o kadar sofra kurdum. Alırız 2 dakikada dışarı ne olacak ki? Evet burası çok sıcak. Dışarı çıkalım. İyi peki tamam. Hadi. Holey. Aman da yesinler de büyüsünler. Bastır bakayım üstüne. Bastır bakayım üstüne. Teşekkürler. Siz de ister misiniz? Peki bakalım. Buyurun teşekkürler buyurun. Teşekkürler Ferit abi. Abi çıktı mı ikinci parti? Gel. Gel. Geldim. Al şunları da. Al bunları da. Ha. Ha. Hop. Atı. Al bunları da bir dağıt. Ceren sen de hadi kızım salatalıkları dağıt hadi. Ya ablam dağıtsa olmaz mı? Ablan senin hizmetçin mi? Hasta yatağından yeni kalktı kız. Ya baba ben bir mutfağa gidip Safiye ablaya bakayım. Çıkamadı hala mutfaktan. Tamam kızım. Oya buraya gelsene hayatım. Siz keyfinize bakın. Ben çocukları yediriyorum. Gelsene buraya. Yok biz burada mutluyuz değil mi? Evet. Evet. Eda Hanım. Eda Hanım ya size sormadım. İçer misiniz? Ay yok sağ olun. Benim şarabım var zaten. Şimdi alıp geleceğim hemen. Siz bilirsiniz. Al salata. Kafamı atsaydın. Dönmeyecek misiniz kulübe? Yok ya. Ne döneceğim? Yanından çalmayı biliyor musun? Yok. Ama istersen Metallica patlatayım.
Metallica da ne gider ya bu ortama. Sen gel bir dinle. Olur canım, tabii ki gelirim. Biliyor musun? Ben sünnet olacağım. Aa, kesin çok acır. Ya siz erkek milleti de çok şanslısınız. Babam söyledi, hiç acımayacak. Hem buna bir sürü oyuncak gelecek. Ya düğünü burada yapsanız ha. Çok güzel olur. Annemizin verir de Oğuz amca belki vermez. Sorarız. Evet. Ha Eda Hanım. Müsaade edin bana. Lütfen. Ah. Tamam. Çok naziksiniz. Yeter, tamam. Sağ olun. Tamam. Açık bırakalım ağzını. Efendim, sağlığınıza. Eda Hanım, ne kadar güzel dolma yapıyorsunuz ya. Siz de çok güzel et pişiriyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz bir kutlama yaptığınızdan söz ettiniz. Neyi kutluyorsunuz? Çok önemli bir iş kaptım. Kariyerimde iki basamak birden atlayacağım. Ama kızların haberi yok. İlk önce size söyledim. Duysa Damla beni öldürür. Aman sakın. Tamam, tamam. Siz tabağınızı verin, biraz size takviye yapayım. Krediyi de aldık ama inşallah. Çok iyi. Da utandırmaz. Baba, Timur sana bir şey söyleyecekmiş. Oğuz amca, benim sünnet düğünüm var da. Aa, öyle mi? Hay Allah. Öyle, sonra anlatırım. Hadi söyle. Annem izin verir de. Ya baba, Timur'un sünnet düğününü burada yapsak olur mu? Aa. Timur da çok istiyor. Oğlum nereden çıktı şimdi bu? Timur çok isterim. Benim sünnet düğünüm de burada olmuştu. Başladı, çok güzel olur sünnet düğünü. Yani annenle babam bir karar verirlerse çok güzel olur. Oley! Çocuklar, Efe abiniz çok güzel gitar çalıyor. Hadi gelin onu dinleyelim ha. Bakmayın, böyle emrivaki gibi oldu. Daha hiçbir şey belli değil. Çocuklar işte. Her şey belli olduğunda da Timur hala burada olsun istiyorsa yaparız Eden. Ben de erkek çocuk sahibi olamamış bir adam olarak ev sahibi olurum. Kaç tane kız babasına nasip olur böyle eğlence? Sağlığınıza. Kimsenin ruhu bile duymaz. Şampanya. Ben daha yeni zehirlendim biliyorsun. Ya bir şey olmaz. İyi tamam peki. Eda Hanım, bence sünnet yatağını şuraya bir yere koyarız. Benimki oradaydı yani. Bence güzel olur. Orkestra da şurada olur. Yani olursa güzel olur. Yani bence süper olur. Bütün erkeklerde var değil mi bu? Ah bir oğlum olsa da şöyle bir sünnet düğünü yapsam. Eskiden olsa bunun atla gezmesi var. Bana kalsa eğlencesi var. Kutlaması var. Kutlama? Aa. Çocuklar gelin bakayım buraya. Gelin 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 gelin. Damla nerede? Nereden bileyim ben baba? Tamam, siz ayrılmayın buradan, ben hemen geliyorum. Aa, yok, ben zaten üstüme şal alacağım. Üşüdüm biraz. Siz bekleyin, ben hemen geliyorum. Çağırın onu. Tamam.
de Damla iki saattir ortada yok. Ben şimdi onlara bakmaya gidiyorum. Sen de oraya git, tamam? Tamam, anladım. Bak gördün mü? Kimse bizim yokluğumuzu fark etmedi. Ben yine de tedirginim. Ben yanındayken tedirgin olacak bir şey yok yani. Biliyorum. Bugün Ganya'nın önündeyken fark ettim. Acayip bir adamsın sen Ferit. Allah Allah, kaçtı mı bu çocuklar ya? Ameno, ameno sahi merete ameno. Dur. Şimdi de üçü birden kayboldu. Ben gideyim bakayım şunlara bir. Eda Hanım? Yok bir şey Oğuz Bey. Ne yapacağız Ferit? Bilmiyorum. Tamam sakin ol. Bir dakika. Ne bu suratınızın hali? Ne var suratımda? İçeride hortlak görmüş gibisiniz. Yok canım. O zaman ben girip bakayım. Bakmayın. Biz dışarı çıkalım. Siz benden bir şey mi gizliyorsunuz? Yok. Ne gizleyeceğim canım? Bir şey gizlemiyorum. O zaman bırakın içeriye bir bakayım. Bakmayın. Allah Allah. Bakmayın. Allah Allah. Ay. Ay. Kızım? Ay. Kızım ne oldu? Şey... Herhalde etleri fazla kaçırmışım. Ha? O yüzden midem fena oldu. Ya Eda Hanım, kızım rahatsızlanmış. Hiçbir şey söylemiyorsunuz ya. Şey, keyfiniz çok yerindeydi ya. Bozmayayım dedim. Olur mu hiç ya? Olur mu? Olmaz. Haklısınız. İyiyim ben şimdi baba. İyiyim. Bahçeye çıkalım. Evet, dışarı çıkalım hadi. Dışarı çıkın. Çocuk hava alsın biraz. Evet, hava alayım biraz. Çıkın hadi, çıkalım yani. Allah Allah, Allah Allah. Neredesin? Olmam gereken yerdeyim. Don Juan, ne haber? Gittiler mi? Gittiler. Ah Ferit, ben seni ne yapayım? Hay Allah'ım yarabbim. Ah Ferit, ah. Hoppa, sağ ol kızım. Hadi bakalım babaya bir öpücük. Teşekkür ederim. Bugün yeni kampanyamızın çalışmalarına başlıyoruz. Ya baba, şu kampanyayı şu Serpil'le yapmasan olmuyor mu? Aa kızım, işi beraber aldık onunla. Kampanya bahanesiyle hep görüşeceksiniz. Bahane değil kızım, iş bu iş. Ne işi baba ya? İş yapacak başka insan kalmadı mı? İlla Çiyan Ajans'la ortaklık kurmak zorunda mıyız? Ya ben anlamıyorum. Siz Serpil iyi bir kız. Siz tanımadan niye nefret ediyorsunuz ondan ya? Allah Allah be. Tamam baba, sen geç kalacaksın. Hadi. Tamam. Asmayın suratınızı bak, moralimi bozmayın benim ha. Hadi al asmalık. Güle güle. Kızlar bu kadar üstüne gitmesenize babamın. Hem biliyorsunuz bu kampanya onun için çok önemli. Ya iş bahanesiyle yine yapışacak o gıcık Serpil babamıza. Bize yalandan hediyeler alıp kendini sevdirmeye çalışıyor. Sarı Çiyan. Bir yolunu bulacağız merak etmeyin. Kaptırmayacağız babamızı o cadıya. Kaptırmayacağız. Kaptırmayacağız. Thank you.
Günaydın Eda Hanım. Günaydın. Yarın büyük gün ha? Bakıyorum siz benden daha heyecanlısınız. Yarın ayarlayabilirsem bir sürprizim var size. Öyle mi? Yok. Timur'a. Aslında düğüne. Neymiş o sürpriz? Söyleyemem. Bu arada elbise çok yakışmış. Yani maşallah. Anne, taş gibi olmuşsun. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle? Abim beğendiği kızlara öyle diyor. Çocuk işte. Timur'un sünnet düğünü için fotoğraf çektirmeye gideceğiz de elbiselerini alacağız bugün. Ya. Ben de onun için hazırlanmıştım yani. Anne, ben bu iğrenç kıyafetlere fotoğraf çektirmem. Bu benim özüme aykırı ya. Oğlum ne bu ayağındaki lastik ayakkabılar? Anne bırak bari onlar kalsın. Hani kendimden bir parça olsun üstümde. Ay, delikanlı. Çocuğum. Baba ya nerede kaldın? 2 saattir seni bekliyoruz. Tamam kızım hemen gidiyoruz. Biz de düğün için alışveriş yapacağız kızlara. Merve çok ısrar etti. Ay öyle mi canım benim? Baba atma. Seni ısrar ettim. Yeni kıyafetler alalım diye. Neyse biz çocuk işte alalım cebinde gidelim. Hadi. Hadi görüşürüz. Öyle mi geleceksin bu ayakkabıyla? Ha gel. Gel bakayım. Oo. Şahane. Harika olmuş. Teşekkürler babam. Ne oldu? Niye yüzün asık senin? Ne güzel elbisen oldu işte yeni. Baba evde kıyafetin vardı ama... Vallahi yaranılmaz size. Vallahi yaranılmaz. Allah Allah. Gel. Bakayım. Nasıl olmuşum baba? Aç bakayım sen onu bir daha. İçi mi gözüküyor bunun? Geri kafalı mısın baba ya? Çok güzel olmuş ama değil mi? Çok güzel olmuş. Şahane. Şahane olmuş da bunlar ne? Onlar da gelmişken alayım dedim. Ha durumdan istifade edeyim. Alayım dedim. Öyle mi? Tamam hadi çıkarın üstünüzdekileri. Hadi ben daha toplantıya yetişeceğim hadi. Hadi. Eda. Ferit düğüne gelmiyor. Davetlim değil ona göre. Benim davetlim. Tahir Ağa Ferit'i görmek istemiyor. Anlamıyor musun Eda? O zaman Tahir Ağa gelmesin düğüne. Ferit köşkte yaşıyor. O kadar çocuklarımla ilgileniyor. Olmaz öyle şey. Tahir Ağa aslanımın kirvesi. Ferit düğüne gelmeyecek. Uzatma artık. O kadar. Timur geliyor. Nasıl oldun? Aşkım çok güzel olmuşsun. Annem benim. Kurban olurum şu güzelliğine bak yavrum. Oğlum. Eda sen daha şimdiden ağlıyorsun. Düğünde ne yapacaksın? Çok yakışıklı olmuşsun aslanım. Çok yakışmış. Annemin kıyafetleri de çok güzel değil mi? Her zamankinden daha da güzel. Evet Eda. Bu kıyafet sana çok yakışmış. Hadi bir şeyler yemeye gidelim. Oradan da fotoğraf çekelim. İskender yiyelim. Oley! Hadi be. Bu sıcakta İskender mi yenir? Pis boğaz yüce. Şşt. Hadi bakalım. Hadi kuzum. Rıza abi. Hı. Sana bir şey soracağım. Senin çocuğun olsa erkek mi isterdin kız mı? Vallahi sağlıklı olsun da hiç fark etmez. Rıza abi doğruyu söyle. Yani... Erkekler genelde erkek çocukları olsun isterler ama... Biliyordum zaten. Neyi biliyordun? Babam beni erkek istiyordu. Aa, olur mu öyle şey? Olur tabii. Ya zaten 2 tane kız çocuğu var. 3.'ye ne ihtiyacı var? Aptal, babam aramızda en çok seni sever bir kere. Erkek olsam daha çok severdi. Hem Timur'un sünnet düğününe çok heyecanlandı. Seninle ne ilgisi var Merve? Baban nezaketinden ilgi alaka gösteriyor. Kibar adam. Sen de iyice sevgi arsızı oldun ha. Babam senin yüzünden 2 gün önce sihirbaz oldu. O kadar insanın önüne çıktı. Sevildiğini bil, şımarma. İsterseniz annesi babası biraz daha yaklaşabilir misiniz? Böyle iyi kardeşim, çekin siz. Siz böyle çekin, daha sonra başka pozlar da veririz. Peki.
Eda Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Oğuz Bey. Nasıl geçti gününüz? Çok güzel geçti. Bakın. Bakayım. Ay, ay, ay. Çok yakışmış sürekli elbisesi. Çok teşekkür ederim. Ay oturun. Eda Hanım, ya üstüme vazife olmadan ben düğüne birkaç misafir davet ettim ama... Ay rica ederim, olur mu öyle şey? Sizin bahçeniz sizin davetiniz sayılır. Teşekkür ederim. Şeyi çağırdım sadece, bizim avukat Ergin'i çağırdım. Ay, ay ben de çağıracaktım, unuttum. Çok iyi olmuş, çok hayırlı olmuş. Bir de benim eş ortağım Serpil Hanım'ı çağırdım Eda Hanım. Şey aslında yani... Eş ortağım, mahsur yok değil mi sizce? Yok canım, niye mahsur olsun? Arkadaşınız değil mi sonuçta? Yok yok, değil arkadaşım benim. İş ortağım. Şu Damla zehirlendiği gece iş yemeği yediğiniz ortak mı bu? Evet. Hı hı. Ama şey değil yani. Arkadaşım değil, iş ortağım. İyi, buyursun gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Tamam Eda Hanım. İstiyorsanız Rıza Bey'i burada bırakabilirim. Bir şey lazım olur falan diye. Aa yok yok, hiç gerek yok. Ferit var burada. Her şeye koşturuyor zaten. Tamam o zaman. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar. Müsaadenizle. Rica çok ederim. Güzel olmuş. Sağ olun. İyi akşamlar. Ne haber kızlar? Kötüyüm baba. İki saattir kuş gribi belgeseli izliyorum. Örk geldi artık. Boş magazin programları izlemekten iyidir. Merve nerede? Odasında baba. Senin sünnet düğünü hevesine çok bozulmuş. Git bir konuş istersen. Rıza söyledi biliyorum. Yalnız baba dikkatli konuş istersen, çünkü bu bir süre espri yaptı. Adın Mehmet olacaktı falan diye. Bravo sana Ceren yani, bravo. Rica ederim baba. Parçalar mı beni? Gidin bir bakayım. Of. Merveciğim nasılsın? Merveciğim nasılsın? Mehmetçim demek istedin galiba. Mehmet diye kız ismi olur mu hiç? Var mı? İsterdin. Bir erkek olmamı isterdin değil mi? İtiraf et. İsterdin değil mi erkek olmamı? Ben seni dünyadaki hiçbir erkek çocuğuna değişmem. Timur sünnet düğününe çok heyecanlandın ama. Evet ama senin düğününde heyecanlanacağım kadar değil. Hem ben zaten seni vermeyeceğim ki. Büyüdüğümde istemeye geldiklerinde vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Verme baba. Ceren de damla da evlensinler. Biz seninle baba kız yaşayalım. Tamam. Kızım hadi gel müzik dinleyelim. Vay be. Yakıyorsun Timur. Sihirbaz gibi oldum. Abi ben korkmuyorum dedim de birazcık korkuyorum. Niye korkuyorsun oğlum? Hissetmeyeceksin bile. Sünnet olurken yanında duracak mısın? Dururum tabii. Kardeşiz biz. Canım yakınca onları dövecek misin? Dağıtırım vallahi o sünnet sarayını. Holey! Koş Yaman geldi. Dur dur koşma. Düşeceksin sonra. Düşme. Geldim geldim. Geldi geldi. Hadi gidelim. Hadi hadi gidelim. Hadi. Aa düğün arabası çok güzel olmuş.
Hadi biz de inip Timur'u yolcu edelim. Buradan sünnete gidecek o. Hadi. Köyümde şenlik var, köyümde düğün. Geliyorlar. Hadi hadi. Aa. Hey aslanım benim. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop. Ozan seni de böyle kesilmiştin değil mi ya? Aslanım, aslanım benim. Gel bakalım. Ay ay ay. Şöyle, şöyle üstü ot. Hadi Efe, geç mahallede tur atacağız hadi. Saçmalama koskoca adamla yapma. Geçme koca adam hadi, hadi. Hadi oğlum bin kardeşini yalnız bırakma hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi Merve sen de geç. Kardeşinin sünnetinde arabaya binmemek olur mu hiç? Hadi kızım biz de arabayla takip edelim. Nasıl yani ya? Biz de mi onu takip edeceğiz? Hadi kızım acele et. Ben de mi babamla katılacağım yani? Hadi. Hoş geldin. Geç konvoy güzeli geç geç. Baba ya. Damla sen gelmiyor musun? Gelmiyorum baba. Tamam hadi. Niye gelmiyorsun ya? Benim tekrar okumam gereken mektuplar var Ferit. Oğuz Bey. Oğuz Bey, Oğuz Bey. Konvoya katılacaksınız. Geleneğimiz bu. Teşekkür. Geç bakalım, çıkar şu arabayı. Görelim. Hadi bakalım, gidiyoruz. Al bakalım sen de şunu. Hürmetini gör inşallah. Hürmetini gör. Sağ olun, sağ olun. Hadi bakalım. Hadi. Ne oluyor lan burada? Görmüyor musun abi? Timur'un sünnet düğünü var. Hadi biz de katılalım. Olur mu oğlum? Sabutay abi bizi konvoya katılalım diye mi yolladı? Abici Ferit de orada. Onu da takip ederiz konvoyda. Doğru lan. Yürü. Hadi güzel oğlum benim. Allah hürmetini de göstersin. Sağ olun, sağ olun. Haydi. Merve el sallayın. Kızım takmasana çıkarsana o gözlükleri. Tanımak istemiyorum baba ya. Ne işin var benim konvoyda? Baba bana inat olsun diye mi basıyorsun şu kornaya? Of! Eda, Eda çok sert. İçeri girsene ya. Aa, dur, dur. Timur, Merve el sallayın. Ha ha ha!
Anne coşalım. Eda abla. Proje, Tahir Han'ın dediği yerleri düzeltmiş mi mimar? Güzel. Ha Refik, projeyi bir an evvel belediyeye onaylatmayı unutma. Ha bir de şu koşuşturmanın arasında unuttum be Refik. Oğlanın sünnet bisikletini al da köşke getir. Bir de şu ketricileri kontrol et. Ha. Yok be oğlum. Ne Uşa? Sen benim ortağımsın. Hadi görüşürüz. Ha geldiniz mi? Bak, sana düdüklü testi aldım. Üfle, üfle. Aferin benim aslanıma. Hadi gidelim kızlar. En çok şu adamdan kurtul diye dua ettim. Amin. Şimdi sünnet bahanesiyle yaklaşmaya çalışıyor değil mi? Hadi kızlar, geç kalıyoruz. Hadi. Çocukların hatırına katlanıyorum işte. 7 yaşında. Böyle bir şey düşünür müsünüz? Ha bu... Güzel bu. Kornası da var. Evet. Lastiklerin şeyi var. Olur mu ya? Deneyeyim mi? Tabii ki. İyi, çok yıllar oldu. Binmedim bisiklete. Dur bakayım. Heh. Hop. Ha, güzel oldu. Hop. Hop, hop. Bravo. Geldin. Merhaba. Ay, gel ay, ay, gel. Ay. Hadi. Hop. Oldu işte. Ay. Maşallah, maşallah. Şu güzelliğe bak. Hop. Ay, 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 ay. Maşallah, maşallah. Kibur'cum, Ferit abini de Kemal Bey sünnet etmişti. Eli çok hafif, hiçbir şey duymam. Korkuyorum zaten. Abim yanımda. Aslanım benim. Aslanlarım benim. Maşallah. Ah ah ne mutlu. Böyle güzel çocuklar yetiştirmişsiniz. İnşallah mürvetini de görürsünüz. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. Güzel oğlum benim. Ha, bak, geldi. Bak, kim geldi? Efendim. Nasılsın Kemal Bey? Oo hoş geldiniz Tahir Ağa. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Sağ ol Kemal, hoş sağ ol. Geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz efendim. Ben babasıyım efendim. Öyle mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Oo, hoş geldin beyefendi. Hoş bulduk. Hayrola, niye geldin? Sünnet olmaya. Emin evet. Misin? Evet. Kararın kesin mi? Evet. Aferin. Sen mi yapacaksın? Herhalde, niye yapmayayım? Burada olduğuma göre ben yapacağım. Beni niye yakarsın abim, seni dövecek. Ay Timur. Bu konuda çok deneyimliyim. Vallahi ben 114.770 tane pipi götürdüm. Kimsenin canını yakmadım. Senin abin beni dövmez inşallah. Buyurun, şöyle alalım. Hadi aslanım. Pelerini alalım yalnız. Bir dakika, ben alayım şunu. Hadi, otur bakalım, otur. Erkek hadi bakalım. Olacaksın. Aferin. Bravo. Aferin. Ey maşallah maşallah oldu da bitti maşallah. Ey maşallah maşallah oldu da bitti maşallah. Maşallahtır maşallah. Milli takıma kaptan başbakan olur inşallah. Alkışlıyoruz geleceğin başbakanını. Hadi bakalım inşallah. İyi günlerde kullan. Buyur bu senin erkeklik belgen. Güle güle kullan. Kızlar sorarsa garanti belgesi. Anne bak,
erkek oldum. Oldun oğlum, oldun. Hadi ağlama ne olur. Ne var bunda? Bak sevineceğine ağlıyorsun canım. Ne var bunda? Aslanımız erkek oldu işte. Oğlum benim. Aldım canım ya. İkinizi de çok seviyorum. Oğlum benim. Hadi hadi hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ya al. Öyle olmaz. Böyle mi öğrettim size ya? Al abi. Karıştır. Kaç tane tamam abi. Tamam değil mi? Nerede bu adam ya? Gel evladım kaçma. Işte. Acıtmayacak sünnetçi gel. İnelim mi aşağı? Ceketimi alayım inelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tetris. Sana bir şey soracağım Timur. Kusura bakma. Ya gerçekten acımadın mı? Acımadı ben aslanım aslan. Vallahi çok teşekkür ederim sana Timur ya. Senin sayende babama 3 tane yeni elbise aldırdım. Ay canım benim. Keşke her gün sünnet olsa. O her gün sünnet olacağına sen biraz daha az elbise alsan kontür güzeli. Aman konvoy güzeli. Ne o Damla? Asabisin biraz. O mektupları kim yazdı Ferit? Vallahi ben yazdım. Ya bak bu halimle böyle ta kapalı çarşıya kadar gittim kokulu kağıtlar almak için. Aa oldu da bitti maşallah. İyi olur inşallah. Ayrılalım aşkımız deşifre olmasın. Abla. Yemekçiler soruyorlar, bir şey yapalım mı diye, servise başlayalım mı diye. Olur. Bir şey sorulacaksa bana soracaksın. Evet, başlasınlar. Ağam. Sen bak. Ağam, ağam hoş geldiniz. Ağam, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun ağam. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağam, vallahi Timur çok istedi diye. Buyurun ağam, buyurun. Ortalık senin yüzünden nasıl gerildi? Buyurun ağam. Ferit. Merhaba. Hadi üfle. Gel çocuğum. Uzat elini bakalım. Bunu niye sürüyoruz ki ya? Adettendir oğlum. Sürülür. Ya bana da yapalım sonra. Yaparım yavrum. Olur mu hayatım? Hepiniz süreceksiniz. Çok iğrenç ya. Elde kınayla dolaşmak. Yapma ayol. Aşk olsun. Ne oldu? Aslanımın kınasını tabanca şeklinde yaktınız değil mi? Lütfen gider misiniz Yaman Bey? Kına sürülür ki erkeklerin olması doğru değil. Yaman bir dakika baksana sen. Hah çocuklar size de, Merve'ye de. Ne vardı Eda? Müzisyenler nerede kaldı? Rezil olduk bu kadar insana ya. Aradın mı? Ne bileyim ben deminden beri arıyorum arıyorum. Telefonları kapalı. Bir daha ara. Arabada kartlar olacaktı. Bir de oradan sorayım. Dikkatli tut canım. Ay bunun da rahatlığına baksana ya. Ben şimdi geliyorum. Mahalle düğünü dediğiniz bu muydu? Ne kadar sönük. Sen 2 saat sonra gör burayı. Ne güzel oturup ofiste adam gibi çalışacaktık. Allah Allah, Allah Allah. Ya gelmeseydin Serpil, kendin istedin. Ne oldu Eda? Müzisyenler gelmedi, rezil olduk bu kadar insana. Eda'cığım. Ne oldu yenge? Lavabo nerede canım? Ha götüreyim yengeciğim, gel. Tamam canım. Bir şey soracağım sana yavrum. Niye barışmıyorsunuz Yaman'la? Ne kadar birbirinize yakışıyorsunuz. 2 tane de evladınız var. Ay
aynı şeyleri bir daha konuşmayalım. Hadi, hadi gel seni götüreyim. Peki yavrum. Rıza, müzikte sorun çıktı. Semih'le konuş. Ne kadar erken gelirlerse o kadar iyi. Allah kahretsin. Rezil olacağız millete. Nerede kaldın be Refik? Koşturuyoruz üstad. Belediyeydi, imardı, bisikletti. Bu evin her yanı çimento turması, fayans. Eda bizden hızlı gidiyor. Yetiştirebildin mi projeyi? Yetiştirdim, yetiştirdim. İçeriden adam da bağladım. Bugün yarın tamam o ruhsat. Aslanım benim. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Refik, o da bisiklet almış inadına. Allah kahretsin. Refik, bizimki onunkinden pahalıdır değil mi? Güle güle kullan. Aa, iki tane bisiklet gelmiş. Aslanım benim. Bana iki tane bisiklet gelmiş. Bütün gün orada bekledim. Ne yapıyorsun oğlum aç karnına? Cesaret topluyorum baba. Bu gece bu mektup olayını çözeceğim. Ben de. Baba, Ozan da çok teşekkür ederim. İkinizin de bisikleti çok güzelmiş. Hangisini daha çok beğendin aslanım? Hı? 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 İkisi de güzel de seninki daha güzel. Güle güle kullan. İkisine de binersin artık. Madem herkes hediyelerini veriyor, ben de vereyim. Ayyacığım. Al bakalım. Bu saati bana babam hediye etmişti. Uğur getirsin diye ama bana uğur getirmedi. Sana getirir inşallah. Teşekkür ederim. Tahira, kirveyim diyorsun ama geldiğinden beri oturuyorsun burada. İlgilensene şu Timur'la biraz. Muhtar, sen işine bak. Biz ilgilenirik. Tuçum yapma, oynama yavrum benim bir tanem. Hah, açacak bir yerin. Biz de hediyemizi takak ha. Getir bağlım. Uzat kolunu. Ağam, zahmet etmeyin ağam. O bir servettir ağam. Yahu, kirvenin eli tutulur mu kardeşim? Tutulmaz. Uzat bakayım kolunu. Hadi bağlım. Teşekkür et Timur. Öp oğlum dedenin elini. Öp oğlum? Hayırlı olsun yavrum. Vatana, millete, anana, babana hayırlı bir evlat olursun inşallah. Gel bir öpeyim. İnşallah, inşallah. Oğlum benim. Çok teşekkür ederiz Tahir Bey, sağ olun. Sağ olun ağam. Sağ olun. Anne, ha. Şurada oturan Oz Bey'in sevgilisi mi acaba? Muhtar, şu kadın Oz Bey'in sevgilisi bak. Pes yani anne, şuradan şuraya lafı pıt diye çeviriverdin. Ay Tahir ağa. Tahir ağa biraz fazla koy. Tamam tamam. Tahir ağa bırakın lütfen siz. Olur mu canım? Ben kirvesiyim. Bu işleri kirve yapar. Buyurun buyurun. Sağ olun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sağ olun. Bizim Timur'un pipisinin ucunu pilava koymuşsun. Çok lezzetli olmuş. Şuna bak 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 bak. Ay ne? Koyun bir gel gel gel. Abla. Gel. Abla. Bir şey yok. Abla sakın pilavdan yemeyin. Onun içinde Timur'un şeyi var. Ne? İğrenç. Ay. Ne oldu gene? Ya baba sakın pilavdan yeme. Onun içinde Timur'un şeyi var. Kim söyledi? Tahir amca söyledi.
Kızım o sünnet esprisi o. Bak şimdi. Bayılırım çuklu pilava. Oğlum rakıcı adamsın. Viski bozar seni. Yarısını büyük aslanımın sünnetinde içtim. Yarısını da küçük aslanımın sünnetinde içeceğim Refik. Yaban, takı töreni başladı. Nerede bu müzisyenler? Rezil olduk herkese. Allah'ını seviyorsan başımın tepesinde vızıl vızıl vızıldanmaya da gelirler işte. Değerli konuklarımız, müzisyenlerimiz henüz yolda olduklarından dolayı... ...coşmadan evvel varsa takılarımızı yavrumuza takalım. İlk ben takayım da aradan çıksın bari. Sıraya mı gireceğiz? Ve Timur'un bu şeysinden pardon. Kimdi? Oğuz'un arkadaşı. Evet. Oğuz'un Timur'un arkadaşından ne o? İsviçre altını. İsviçre altını. Sanki o bizim canım Cumhuriyet altınımız. Çuvala girmiş gibi. İsviçre'den altınlar falan. Ben bulacağım bu Feride. Hala gelmedi müzisyen. Evet, şimdi de Numan amcadan tam Cumhuriyet altını. Merasim de bitti. Müzisyenler hala yok. Herkesi rezil oldu vallahi. Geldiler Oğuz Bey. Nurhan da geldi mi? Hazırlanıyor. Evet, arka kapıdan aldı içeri. Tamam, söyle Ferit'e. Yapsın anonsunu. Ferit mi yapacak anonsu Oğuz Bey? Hadi Rıza, hadi Rıza. Hadi çabuk. Peki Oğuz Bey. Allah Allah ya. Ne? Ferit bak şimdi şöyle. Ne yapıyorsun? Bak şimdi. Vay vay vay. Değerli misafirler. Şimdi Oğuz Bey'in büyük jesti. Hepimiz eğlenmeye hazır mıyız? Hepimiz eğlenmeye diyorum. Hazır mıyız? Ve huzurlarımızda sulardan gelen insan Semih, Finili ve Filinigiller. Çok teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Delikanlı sen de erkekliğe hoş geldin. Oğuzcuğum inşallah kızların düğünde de beraber olacağız. Sen gene gidip bu evden yardım mı istedin? Sen ne yüzsüz adamsın ya? Hem iki müzisyen bulmayı beceremiyorsun, hem de becerini kıskanıyorsun. Bu kızı hep sen zehirliyorsun. Kalk, boş ver. Düğünlerde şıkır şıkır oynayan kadınları hiç anlamam doğrusu. Mizaç meselesi Selvi'ciğim. Hadi kalk. Yok, sonra. Ya rica ederim, bak ben de senin sünnetinle oynamam sonra. Zevzek. Allah Allah ya. Hadi hadi. Oğuz abi hadi kırma beni ya. Hadi kalk sen. E kalkayım bari. Hadi Serpil. Ay aman aman, ben almayayım. Ayol Rıza Bey. Handan Hanım, Şahin Hanım oynayın ayol. Yandan. Ah.
Ay yok, ben beceremem. Hadi, ay hadi, hadi hadi, ben öğretirim sana. Kalk kalk kalk. Ceren'cim. Mümkün değil. Aa. Hadi yenge kalk. Sen dans etmiyor musun konvoy güzeli? Beni öldürsen göbek attıramazsın. Ha. Zaten istesen de göbek atamazsın. Çünkü göbek atman için önce bir göbeğinin olması lazım, değil mi? Ne var? Kate Moss da benim gibi. Göbek atıyor mu? Evet. Oh, oh, hey, hey. Baba. Damla kalktı, ben harekete geçiyorum. Hadi git oğlum, hadi bakalım, hadi. Kalksana. Oğlunun sünneti bu. Ben o herifin getirdiği çalgıcıların önünde oynamam. Oğlunun düğününde şu herif oynuyor da sen oynamayacaksın, öyle mi? O zaman oynarım lan. Dadamla. Şimdi böyle bu durumda söylenmez ama şimdi söyleyemezsem hiç söyleyemeyeceğim. Mektuplarımı okudun mu? Ferit. Ferit. Merhaba Damla. Ne oldu? O mektupları sen yazdın değil mi Ferit? Ben yazdım. Vay evladım. İnsan hak ettiğini yaşarmış. Oy! Ah ah ah! Değerli misafirlerimiz, hepinizin ayaklarına sağlık. Efendim şimdi Timur'un babasından özel bir istek var. Onu çalacağız. Ay ben yoruldum. Siz bu havalardan pek anlamazsınız Oğuz Bey. Ne de olsa reklamcısınız. Babam harman dalı oynuyor. Benimki de. Oğuz böyle şeyler bilir miydi? Eyvah, şimdi kavga çıkacak. Sevgili konuklar, şimdi de Oğuz Bey'in ikinci sürprizi. Memleketimizin medarı iftiharı. Stengin aklını başından alan kadın. Karşınızda Türkiye'nin en seksi dansçısı. Oryantal Nurhan.
Sağ ol. Bana bak, ben en son Sting'i dans ettim. Değerini bil. Saat 11:30 oldu. Buradan bir yere gider miyiz? Vallahi ben eve giderim. Dün gecenin üstünde, bir de bu gece bittim ben. Hadi. İyi akşamlar. Oğuz, lavabo neredeydi? Yukarı çık, sağdaki ilk kapı. Bizimki o. Tamam. Nasıl? Eğlendin mi aslanım? Ben hep yattım. Asıl siz eğlendiniz mi? Hı. Yaman, gelsene bir saniye. Encümendeki adamımız aradı demin. Ruhsat işi tamam. Yani imzalar tamam değil de onlar da yarın tamamlanacakmış. Yani başlıyor muyuz? Başlıyoruz. O zaman çimentoya falan sıkışırsak Eda'dan isteyelim. Nasıl olsa onun artık bir işine yaramaz. Ziyan olmasın.